Sevgili düşünce dostları, hoş geldiniz. 59. Kafe Filo etkinliğimizde bir araya gelmiş durumdayız. 24 Şubat 2024 Cumartesi, güneşin parladığı bir kış günü bir aradayız. Hoş geldiniz. Dönemimizin ilk Kafe Filo toplantısını yapmak üzere buluştuk. İlk defa Kafe Filo etkinliğimizin bir konusu yok. Konusuz bir şekilde bir araya geldik. Çünkü yapacağımız şeyleri, üzerinde düşünmeye değer gördüğümüz konuları birlikte belirleyeceğiz. Bir ajanda oluşturacağız ve onu takip edeceğiz. Bugünkü toplantımızda, düşünce paylaşımımızda, konuşmamızda sadece bir hareket noktası olarak kendi hazırladığım felsefe kılavuzu, felsefeyi en eğlenceli başlangıç giriş kılavuzunu seçtim. Buradan da hareket edebiliriz düşüncelerimizi paylaşmaya ama konuşmamız bununla sınırlı olmayacak. Bu sadece bir kalkış noktası. Önce ben sizinle buradaki 61. soru ve soruya vermeye çalıştığım cevabı paylaşacağım. Bunu sesli olarak okuyacağım. Bu sadece etkinliğimize bir kalkış noktası olacak. Bunu okuduktan sonra sizin önerileriniz, paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz, felsefe ile ilgili hangi kitapları, yapıtları, konuları ele alıp konuşmamıza değer buluyorsunuz, onları paylaşabilirsiniz. Her türlü konu olabilir bu. Kafe Filo etkinliklerinde sansür yoktur. Kafe Filo etkinlikleri her türlü konunun düşünülmesi ve düşündüğünüz konunun paylaşımına açıktır. O nedenle bir çekinme, yıldırma, bastırma, baskı hissettiğiniz anda uyarın, dirin ve düşüncelerinizi savunun. Kafe Filo etkinliklerimizin amacı düşünme bakımından cesaretlendirmek, yeni bir düşünceye imkan yollarını zorlamak, sınıra dayandırmaktır düşüncelerimiz. Biz onun için buradayız. 59.sunu yapıyoruz şimdi. Buradaki kılavuzdaki toplam 70 soru düşünce dostlarının sorularıdır. Kendi sorularım değildir ama bu soruları ben de benimsiyorum. Ve buna cevap vermek için tüm gücümle düşünüyorum. Ve bu cevap bunun sonucudur. Paylaşıyorum. Soru 61. Kılavuzumdaki 150. sayfada yer alıyor. Soru şu. Yaşam bağımızın ve eylem gücümüzün zayıfladığını nasıl saptayabiliriz? Ve yaşam bağı ve eylem gücümüzü nasıl artırabiliriz? Soru. Yaşam gücü ve eylem bağımızı nasıl artırabiliriz? Bu konudaki durumumuzu, yaşam gücü ve yaşam bağı ve eylem gücümüzün ne durumda olduğunu nasıl saptayabiliriz? Soru bu. Bu soruyu düşündüğümde beni düşündüren düşünceler şunlar oldu. İzninizle paylaşıyorum. Eylem gücü konusu pratik felsefenin envanterine yazılı görünmektedir. Yani ahlak felsefesi. Pratik felsefe terimi anlamı tutulmaya uğratılmış bir sözcük gibi görünüyor bana. Çünkü sadece ahlakın içinde sınırlandırıldı. Öyle görünüyor. Bana görünüyor böyle. Türkiye'de
pratik felsefe deyince Türkçe'de felsefe hocalarının çoğu Immanuel Kant'ın ahlak felsefesinden öteye gidemediklerini görüyorum. Ben görüyorum. Daha ileriye nasıl gidebiliriz? Her konuda bunu sormak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle kendimizden yola çıkalım. Örneğin gürültü, kalabalık ve dedikodu çapraz ateşi altındayız. Bunu hissediyor musunuz? Bu çapraz ateşin arasında kaldığımız bu çapraz ateşin hangi silahlardan geldiğini görebiliyor muyuz? Hangi kaynaklardan? Gördüğüm kadarıyla kalabalık, gürültü, dedikodu. Bunlar bende bir kaçma eğilimi uyandırıyor ve kendimi bir kaçışta görüyorum. İnsanlar arasında kendimi her zaman bir süre sonra etrafım sarılmış ve bir kaçış deliği ararken, hayali bir tünel kazarken buluyorum kendimi. Kalabalıklar arasında böyle hissediyorum. Kendime bakıyorum ve kendimi böyle buluyorum. Konuşma giderek sığlaşırken henüz başlamış ikili hayatımda bana birazdan yöneltilecek "Neden sessizsin?" sorusuna hazırlık yapmaya çoktan başlamışımdır o an. Hoş geldiniz. Buraya oturun lütfen. Neden sessizsin? Siz de buraya oturabilirsiniz. Şuraya. Ne söylersem söyleyeyim, asla tatmin edici bulunmayacağımı bilirim. Ne söylersem söyleyeyim, asla tatmin edici bulunmayacağımı bilirim. Bu durum en büyük sıkıntıdır benim için. O gün 3 Mart 2023 Pazartesi günüydü. Depremin üzerinden henüz 56 gün geçmişti. Bu depremi asrın felaketi olarak adlandırmış olan görsel ve işitsel medyada depremin unutulmuş ve unutturulmuş olduğunu fark ettim. Depremin üzerinden daha bir ay bile geçmemişti o yüzden. Geçen mi? 3 Mart 2023 Pazartesi günü bunu fark ettim. Dehşet duydum. Bugün 24 Şubat 2024 Cumartesi öğlen. Yurttaşlarımız 3 Mart 2023 Pazartesi günü. Onlara ne sunulursa onu kabul ettiklerini gördüm. Akşam 20.00'dan sonra çoğunluk ne yapıyor diye baktım, dizi izlediklerini gördüm. TV kanallarında çeşitli diziler. Çoğunluk bunu yapıyor. Böyle bir toplumun bireylerinin içindeyiz. Ben de bir süre izledim o dizileri ve en çok geçen sözcüklerin bir kısmını tespit ettim bu dizilerde. Biz sakinleyelim. Biz sakinleyelim. Tabii şiddetin bu kadar arttığı ve bunun yansıtıldığı TV dizilerinde insanlar bu şiddet olaylarından sonra aktör olsun ya da kurbanı olsun "Biz sakinleyelim" diyorlar birbirlerine. Onu gördüm. Tüm dizilerde en az bir kere geçtiğini gördüm.
ve sürekli tekrarlandığını gördüm. Ve birbirlerine şiddetle karşılaştıklarında birbirlerine şunu diyorlar o şiddet anında: hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Kendini uyuşturmanın ve başkasını caydırmanın maymuncu şimdi bu iki söz. Bir sakinleyelim. Hayırdır kardeş? Buna başka ne ekleyebiliriz? Bunu düşünelim. Kendini uyuşturmanın ve başkasını çaldırmanın maymuncu şimdi bu iki söz. Bir sakinleyelim. Hayırdır kardeş? Daha 2 hafta önce 3 Mart 2023 Pazartesi gününden önceki 2 hafta önceki günlerde bu yurttaşlar, izleyiciler ve oradaki oyuncular birbirlerine depremde ortalama o zaman için 2 milyon yurttaşın öldüğünü söylüyorlardı. Bunları resmi olarak bu şekilde açıklanmadı. 55 bin açıklandı ama o bölgedeki yurttaşlar birbirlerine 2 milyon civarında yurttaşın hayatını kaybettiğini söylüyorlardı. Ben bizzat oradaydım ve bunları duydum birbirlerine söyleyenleri. Fakat o gün depremden bir ay sonra, bir ay bile geçmemişken 3 Mart 2023'te şimdi bunun sözünü etmediklerini gördüm. Artık deprem konuşulmuyordu. Daha üzerinden bir ay bile geçmemişti. Görüyorum ki yurttaşlar bu söylemiş olduklarına, kendi tanıklıklarına, kendilerine ve birbirlerine inanmıyorlar artık. İnsanlar rahatlamış görünüyorlar. Gerçekten de bir sakinleyelim, hayırdır kardeş diyenler epey rahatlamış görünüyorlar ve aradan bir ay bile geçmemiş. Şunu soralım. Nasıl rahatlatılıyoruz? Kendinizi rahat hissediyor musunuz? O rahatlık ve konfor alanına nasıl yerleştiniz? Çoğunluk depremi insani olmayan bir nedene dayandırmış durumda olduğunu görüyorum. İnsanlar bir felaketi bir nedene dayandırdıklarında, bu neden genelde yurttaşlarımız arasında doğa, bir doğa olayı ya da insanüstü bir olay ve İslam inancını düşünürsek Allah aktör olarak ve benzeri insan dışı güçleri felaketin nedenini dayandırdıklarında rahatlıyorlar. Hatta daha ileri giderek bunun hayırlı bir işaret olduğuna bile inandıklarını duydum. Tabii mevcut politik iktidar hükümetinin bir temsilcisi bu depremi bir felaket değil, rahmet olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Bunu herhangi bir internet arama motorundan bulabilirsiniz. Depremin bir rahmet olduğunu söyledi. Herkes yeniden o kanalı açıp izleyebilir. Ben de oradan izledim. Bu inanç 14 Mart 2023 Pazar günü yapılacak genel seçimler için 15 Nisan 2023 Cuma günü Hatay'da AK Parti'nin milletvekili adaylarını tanıtmak amacıyla düzenlediği kamuya açık hepinizin katılabileceği tanıtım töreninde dua yapılması için kürsüye davet edilen emekli din dersi öğretmeni Sayın Ergüder Aksoy tarafından şöyle ifade edildi. Onun açılış konuşmasındaki sözlerini okuyorum, paylaşıyorum. Antakya'nın diğer adı Karya topluluğu. İsa peygamber zamanında kafir müşrik idiler.
Oraya o mübarek İslam için gönderdiği iki halifesini, görevlisini reddettiler. Onları şehit ettiler. Cenab-ı Hak ne dedi? Bir sayha ki, bir nara ki ötlerini kopardı. Antakya'yı sildi Allah. Ama bu kent nasıl bir mozaik böyle? Orada her dinden, her mezhepten öyle bir karışık homojen ki. Hayır, ak insanın görevi orayı tamamen Kur'an, İslam ve Muhammed Aleyhisselam çapında İslamize etmekle görevlidir. Allah'tan görevdir bu. Öyleyse bu ikinci sayha oldu Antakya'ya. Kardeşlerim, buna bir felaket dedi. Ben de rahmet diyorum. Niye biliyor musunuz? Bir arabacı atını sürerken at biraz yorulunca kırbaç vurur ona. Sayın emekli din ders öğretmeni Ergünder Aksoy, AK Parti milletvekili adaylarının tanıtım mitingi açılışında 15 Nisan 2023 Cuma günü Hatay'da depremle ilgili olarak bunları söyledi. Kamuya açık mitingde. Daha 3 ay önce olmuştu deprem. Düşünseniz. Değerlendirme bu. Bunu da inan sahibi sözcüsü, emekli din öğretmeni, bir kamu görevinden emekliliğini yaşayan beyefendi ifade etti. Hocamız hayatı olan kinini kusmuş. Böyle ne kadar susturulmalı. Evet, teşekkürler. Kadrolu çalışmalarını sürdüren o bölgeden bir felsefe öğretmeni şöyle dedi. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü bunları ifade etti. Şöyle yazılı olarak ifade etti, şöyle dedi. Hatay'da bir felsefe öğretmeni. Okulumuz halen yok. Burada birkaç sağlam okula tüm okullar dağıtılıp sığdırılıyor durumda. Sığıntı gibi yaşıyoruz. Yaşamak denilirse tabii. Öğretmenler mutsuz, öğrenciler mutsuz. Halen enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bir şehre kaç kamyon sığar ki? Ya da bir şehir kaç kamyona sığar ki? Ne zaman biteceği muamma. Öğrenci sayımız azaldığı için çoğumuz norm fazlası durumdayız. Bu yüzden 2 gün önce affedersiniz, bir su rica ettim. Soğuk buzlu olsun lütfen. 2 gün önce norm fazlası olduğumdan dolayı başka bir okula tayin çıktı. Bu şekilde hayat sürmeye çalışıyoruz. Anlayacağınız terk edilmiş bir şehrin gözden çıkarılmış insanları konumundayız. Buyurun arkadaşlar. Oturun, sıkışın lütfen. Olabilir. Aralara sıkışın lütfen. Safları sıkılaştırın arkadaşlar. Savunmadayız. Norm fazlası sözcüğü. Bu iktidarın eğitim anlayışını öğretmenler ve öğrenciler için takındığı zihniyetin özetidir. Norm fazlası. Bir öğretmene norm fazlası diyoruz ve deprem bölgesinde çalışmakta olan öğretmenler bunlar. Düşünün. Düşün ki düşünen bir kimse için tanımları fazlalık.
düşünen bir kimseye fazlalık diyorlar. Ve bunlar halkın evlatlarına hizmet ediyor. Bunlar fazlalık olarak tanımlanıyor. Düşünen insan onlara göre fazla. Yani bizler fazlayız onlara göre. Biz fazlalığız. Kabul ediyorum. Ben bir fazlalık. Şerefe fazlalık. Yurttaşlarımız başlarından geçenleri nasıl bu kadar çabuk unutmaktadırlar? Fransız şair Arthur Rimbaud haklı görünüyor. O demişti ki gerçek yaşam kayıptır. Bizim yaşamımız görülmüyor. Ya da katrajdan çıkmış bir fazlalık. Katrajda beni görüyor musunuz? Bu bir fazlalık. Ne yaşıyoruz? Nasıl düşünüyoruz? Bu soruları periyodik aralıklarla kendimize sorarak yaşam bağı ve eylem gücü varlığı testi yapabiliriz. Sorumuz buydu. Eylem gücü ve yaşam bağımızı nasıl artırabiliriz? Eylem gücü ve yaşam bağı konusunda durumumuz nedir? Soru buydu. Buna cevap vermeye çalışıyorum. Tam da bizim durumumuzdan hareketle bunu yapmaktayım. Farkında olmadığımız kör bir noktadan gelen öldürücü görünmeyen bir düşünce ve inanç kurşunuyla vurulmuş olabiliriz. Bu durumda balistik inceleme raporunu çıkarmalıyız. Olay yeri inceleme ekipleri önce balistik raporu çıkarıyor. Nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla eğer hayatınızı kaybettiyseniz o cesedin o yaşamın alındığı nedeni tespit etmeye çalışıyoruz. Buna balistik inceleme raporu diyoruz. Biz de bunu alalım şimdi. Felsefe yapmak balistik inceleme raporu çıkarmaktır. Olay yeri inceleme ekipleriyiz biz. Her düşüncenin ateşlendiği bir kaynağı, filozofu, düşüncesi, sanatçısı vardır. Çektiğimiz acının ve rahatlamanın kaynağına gitmeye çalışalım. Onun izini sürelim. O kurşun hangi açıdan geldi ve hangi organımızı delip geçti ve o kurşun bizde varlığını, yolculuğunu nasıl sürdürüyor? Bunu soralım. Çünkü düşünce ve inanç kurşunları yolculuklarını sürdürürler ve yenilip, delinip geçilmekle kalmazlar. Zihnimizde kök salıp bedenimizi çürütürler. Onlar yolculuğunu sürdürür ve biz çürürüz. Yaşam azalır, eylem gücü zayıflar. Çektiğimiz zihinsel acının kim ya da ne tarafından ateşlenmiş olduğunu aradığımız bir balistik inceleme raporu oluşturalım o halde. Her felsefe düşünce kitabı bir balistik inceleme raporudur. Eylem gücü ve yaşam bağı açısından. İnsanlar kendilerine neyin iyi geldiğine inanıyorlarsa birbirlerine de onu tavsiye ederler. Ve düşünce ve inanç kurşunu dilden dile çoğalarak delip geçmeye devam eder. Düşünceyle bakarsınız birine ve onu delip geçersiniz. Bir sanat yapıtı gösterirsiniz ve onu delip geçersiniz. Ve o şey, onu delip geçen şey yolculuğunu sürdürür. Artık kontrolden çıkmıştır. Onlar kitle imha silahlarıdır. Böyle durumlarda açımızı değiştirmeliyiz. Kurşun yolculuğuna devam eder. Ve onun nasıl bir yol izlediğini,
sürdürdüğümüz yolda bir değişiklik yaratarak gözlemlenebilir kılabiliriz. Çünkü kendimize neyin iyi gelip gelmediği ancak bir değişiklikten sonra açığa çıkar. Örneğin bir ilaç kullanıyorsunuz ve hiçbir değişiklik yaratmıyor. O zaman kullanmaya devam ediyorsunuz ya da bırakıyorsunuz. Çünkü bir değişiklik yaratmalıdır. İnsanlar doğadaki başıboş seslerin kendilerine haz veren düzenli bir yapı olduğu deneyimini bir müzik yapıtı dinleyerek ya da fiziğini, bedenini atletik bir şekilde biçimlendirilmiş birine bakarak bedenin bu halini izlemekten keyif duyarlar. Ama onları bir asalak olarak yaşamda tutan bir meyvenin solucanı olarak yolculuklarına izin veren şeyin içinde olduklarını göremeyebilirler. Böylece onlar somatik olarak çok çelimsiz ya da obez, psişik olarak dinlemesini ve konuşmasını artistik bir seviyeye yükseltememiş, ikna edici kabiliyeti olmayan ve nasıl göründüklerine ve nasıl var olup nasıl yok olduklarına hiçbir şekilde dikkat etmeyen yaratıklar görünümüne sahiptirler. Böyle durumda hoş geldiniz. Biraz daha sıkışın lütfen. Şuraya oturun. Böyle durumda olan insanlara eylem gücü zayıflamış, yaşam bağı kopmuş, yaşamdan yoksun cesetler diyebiliriz. Buna karşı eylem gücünü nasıl artırabiliriz ve yaşam bağını nasıl güçlendirebiliriz sorularını sürekli olarak kendimize ve başkalarına sormalıyız. Sen bu soruyu bana yönlendiriyorsun. Çünkü birbirimizi anlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ben seni anlayabilirim çünkü sen bir yaşam sürüyorsun ve şimdi sarf ettiğimiz bu sözler buraya kadar gelen yaşamın bizim tarafımızdan bir değerlendirilmesidir. Konuşuyoruz çünkü değerlendiriyoruz. Konuşmak bir eylem. Ve bu haliyle konuşmak bir değerlendirme. Seni yok sayamam. Sen de kendini yok sayamazsın. Çünkü senin nasıl var olup yok olduğunu görüyorum. Dikkat edersen birçok insan uyuşukluğu kabul etmiş durumda, tembellik içinde uyuyor vaziyette. Buna bir yaşam sürme değil, yuvarlanma diyebiliriz. Onlar kendilerini somatik ve psikolojik olarak işte bu tembelliğin hız verdiği yuvarlanmaya kaptırmış durumdalardır. Etrafına bakacak olursan birçok insanın şimdiden bu durumda olduğunu görebilirsin. Onun için sen bu yoksunluğu hissettin ve o soruyu sordun. Ve bana bunları düşündürüyorsun şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Sayın Mustafa Çevik Turay, Kalabalıklar aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Ve sen bundan sıkılıp bunaldığın için farklı bir şey yapmak istedin. İşte bu. Kendinle ilgilenmeye başlamak. Kendini gerçekleştirmeye başlamak demek. Sen o kalabalıklar içinde durmaya devam ettikçe kendi çizmediğin yolda sürüklenmeye, savrulmaya, devam etmeye yazgılısın. Bu yolu bir yokuşa benzetebilirsin. Ve kendini oradan yuvarlanmaya bırakmaktan artık vazgeçmelisin. Şimdilik durdurulamaz görünen bir yuvarlanış bu. Yuvarlanırken psişik ve somatik olarak
bozuluyorsun. Odaklanamıyorsun. Zamanı yönetemez hale geliyorsun. Anestezize olup uyuşturuluyor ve tembelleşiyor. İstemediğin bir şeye dönüşüyorsun. Kısaca çürüyorsun. Eylem gücünün artırılmasında gerekli şeylerden biri disiplindir. Disiplin. Disiplin nasıl gösterilebilir? Sorun bu. Disiplin nasıl gösterilebilir? Büyük hedefler değil, günlük hayatın akışı içinde başlanılabilir ve devam ettirilebilir. Küçük hedefler koyup asla bu hedeflerden sapmamak gerekir. Asla. Dünyayı küçük şeyler döndürür. Bir disiplin. Örgütlülüğün temeli disiplindir. Ve değişimi ancak örgüt başarabilir. Örgütlü kimse filozoftur. Ben örgütlüyüm. Küçük hedefler konmalı. Ve bu hedefler bitmeden yer yarılsa, Tanrı bile gelse onu gerçekleştirme sürecinden sapmamak gerekir. Tanrı bile gelse sapmamak gerekir. Kendi hedeflerini gerçekleştirme uğraşı içinde olmayan birinin mevcudiyeti yok sayılır. O yoktur. Kendi hedefi olmayan yoktur. Ya da hedef olmayan pasiftir. Bir planın içine sana sorulmaksızın seni dahil ederler. Eğer düşünmüyorsan bir öykünün başkasının öyküsünün yan olayısındır. Disiplinsizlik. Bir kimsenin kendisini bayağılaştırmasının ilk durağıdır. Ya düşüncelisin ya da bayağısın. Çoğu zaman kayıtsız kalmak gerekir. Sadece duyguya değil, düşünceye de kayıtsızlık gerekir. Felsefe yapmak duyguya ve aynı zamanda düşünceye de kayıtsızlıktır. Odaklanmak ancak böylece mümkündür. Jean-Luc Godard'ın sinema sanatını dalgalandıran o büyük yönetmenin Jean-Luc Godard'ın yaptığı gibi kayıtsızlık odaklanmak demektir. Godard diyor. Kayıtsızlık, odaklanmak demektir. Godard. Eylem gücü ve yaşam bağı bakımından ilham kaynağı Jean-Luc Godard. Fakat bir kimse çoğunlukla sürekli olarak kayıtlı ve ilgilidir. Onun zamanı yoktur. Bunlar onun için boş iştir. O kendisini kaptırmıştır. Ne yaptığını bilmez. Önünü göremez. Ve mezar taşına ilk defa ölmüş gibi bir tarih yazar. Herkes iyi, doğru ve güzel olanla ilgili olduğunu düşünür. Sen de bunlarla ilgili olduğun için her şey senin dikkatini çekiyor. Çünkü onlarda iyilik, güzellik ve doğruluk arıyorsun. Ya da eğer onlar bu değerlerden yoksunsa onları iyileştirmek istiyorsun. Ve iyi, güzel ve doğru olanın ilgi istediğini düşünüyorsun.
Sen iyi, güzel, doğru biri olmak istiyorsun. İyi, güzel ve doğruluğa da kayıtsız olandır. Bir düşünce insanı. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Çok görkemli bir giriş. Buyurun lütfen. Bu nedenle bunlara kayıtlı olduğun için ilgilenmekten çok ilgilenmemen gerekir. Herkes bugün bir şeylerle ilgileniyor. Hiç kimse hiçbir şeyle ilgilenmiyor durumda değil. Kendini kaptırmış bir insan sözü bu. Çürümüş bir sözü. Kendini özdeşleştirmeyi, düşünceye kayıtsız kal. Çoğu zaman ilgilenmemek için çaba harcamalıyız. İnsanlar birbirlerine ben şununla ilgileniyorum, bununla ilgileniyorum. Peki sen neyle ilgileniyorsun diye soruyorlar. Bana da soruyorlar. Doğru soru sen neyle ilgilenmiyorsun? Neyle ilgilenmemeye çalışıyorsun olmalı? Senin eylem içine geçmen bu kalabalıklar arasından, kalabalıkların yaptığı davranışlardan farklı bir yol açmak olacak. Dolayısıyla eylem gücünü artırmak isteyen bir kimse yalnız kalmayı becerebilmeli, kalabalıklardan ayrılabilmeli. Ancak böylece açıldığını fark ettiği yolun onun kendi yolu olduğunu fark edecektir. Bu kendine çekilme eylemini artıran bir kimse bir süre sonra kalabalıklar arasına karıştığında gökten inen bir melek olarak görünecektir. Buradan başlayabiliriz. Düşüncelerimizi paylaşmaya. Bu söyleyeceklerim daha çok burada duruyorum. Şimdi sözü sizlere veriyorum. Eylem gücü ve yaşam bağını artırma konusunda ne yapılabilir? Bu aynı zamanda bir öneri. Değişiklik için bir önerisi olmalı bir filozofun. Belki de düşünmeyi iki kategoriye ayırabiliriz. Eyleme zorlayan ve uyuşturan ya da canlandıran ya da çürüten. Hangisini tercih edersiniz?